Bu videoda iki basamaklı sayılarla bölme işlemi yapmayı deneyeceğiz. Bu konu, matematiğin ilerleyen konularını üzerine inşa ettiğimiz önemli konulardan biri. Fakat aynı zamanda bunun sanatsal bir yanı olduğunu da söyleyebiliriz. Gelin, öncelikle 186/31 işlemini hesaplayarak başlayalım. Bu işlemi tabii ki şu formatta da yazabilirdik. 186/31. Videoyu durdurup, soruyu önce kendi başınıza yapmayı bir deneyin. Hadi gelin, şimdi de beraber yapalım. Önce kendiniz çözmeyi denediniz diye varsayıyorum. 31 ile çarpım tablosu aklımda ezberden yok. O yüzden bu işlemin cevabını size hemen pat diye söylemem mümkün değil. Ama beynim bu sayıları yaklaşık değerlere yuvarlayarak, tahmini olarak da olsa bir sonuca ulaşabileceğim şeklinde kafadan işlem yapmamı bana hatırlatıyor. Bu sayede çarpım tablosu konusunda en azından ezberimde olan bilgilerden yararlanabilirim. Mesela 31, 30'a yakın bir sayı. Bunun sanatsal bir yanı olduğunu söylememin sebebi buydu. Böyle bir bakış açısıyla işte bu sayı 30'a yakın diyebiliriz. Şimdi 30'un katlarını düşünecek olursak, bunlar aslında 3'ün katlarının sonuna bir tane 0 eklenmiş halidir. Ya da 3 çarpı 10'un katları da diyebiliriz. Yani 30'un katları 30, 60, 90 diye devam eder. 3 kere 4 yerine de 30 çarpı 4 eşittir 120 deriz. 15 yerine 150, 18 yerine de 180. 180, 30 çarpı 6'nın karşılığıdır ve bu sayı buradaki 186'ya epey yakın gibi. Demek ki 186, 30 çarpı 6'ya yakın diyebiliriz. Peki, o zaman bu işlemin sonucu belki de 6 olabilir mi? Buraya şimdilik bir soru işareti koyacağım. Çünkü henüz sağlama yapmadım ve 6 çarpı 31 işleminin sonucunu bilmiyorum. Buraya da 6 yazıp soru işareti koyacağım. Bakalım, acaba cevap 6 olabilir mi? İşin sanatsal tarafında burada güzel bir tahminde bulunduk. Şimdi gelin bunu doğrulamaya çalışalım. Cevap belki 6'dır, belki de değildir. Bunun için 31 ile 6'yı çarpalım. 31 çarpı 6, 1 çarpı 6, 6'dır. 3 çarpı 6 da, ki buradaki 3 aslında 30'u temsil ediyor. Evet, bu da 180'dir. Yani sonuç 186. Demek doğru tahmin etmişiz. 186/31 gerçekten de 6'ymış. Bu soru işaretlerinden artık kurtulabiliriz. Şimdi gelin bir örnek daha yapalım. Şunu da sileyim. Demek ki bu sefer de 336/48 işlemini çözmek istiyoruz. Şimdi yine videoyu durdurun ve cevabı önce kendiniz bulmaya çalışın. Ben şöyle düşünerek başladım. Buradaki sayı, yani 48, 50'ye yakın. Buradaki diğer sayının yaklaşık değeri için de 50'nin katlarını düşünelim. 300 olabilir ya da 350 olabilir. 350 desek, bu 50 çarpı 7'ye eşittir. Çünkü 5 çarpı 7, 35 ediyor. Öncelikle bu söylediklerimi bir yazayım. 50 çarpı 6 desek, bu 5 çarpı 6 çarpı 10 ile aynı şeydir ki o da 300 eder. 50 çarpı 7 desek, o da 350 eder. 5 çarpı 7, 35'tir. Onu da 10 ile çarpınca da 350 olur. 336, bu ikisinin arasında bir yerde yer alıyor. Bu durumda benim cevap konusundaki tahminim 6 veya 7 olacak. Kesin sonuca ulaşmak için her ikisini de denerim. Gelin 48 çarpı 6 ile başlayalım. Evet, ilk adayımıza bir bakalım. 48 çarpı 6. 8 çarpı 6, 48. 4 çarpı 6, 24. Artı 4, 28. Ve sonuç 288. Bu sonuç aslında aradığımız sayıdan biraz az oldu gibi. Hatta tam olarak bakarsak aslında 48 eklersek aradığımız sayıya ulaşıyoruz. Yani bir tane daha 48'e ihtiyacımız varmış demek. Aradığımız cevabın 7 olduğundan artık bayağı emin gibiyim. Hadi deneyelim. Cevabımız 6 değil, bundan eminiz. Şimdi 48 çarpı 7'ye bakalım. 48 çarpı 7, 8 çarpı 7, 56. 4 çarpı 7, 28 artı 5, 33 eder. Ve cevap 336. İşte tam olarak aradığımız şey de bu. Biraz deneme yanılma sonucunda aradığımız cevaba ulaştık. 336 bölü 48 işleminin cevabının 7 olduğunu bulduk.